Günaydın. 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 Hadi uyan, gideceğiz denize. Ne oldu, şaka yapmıyor musun? Hayır, dalıp çıkacağız ya. Hadi. Hadi. Ha? Nereye? Kameram nerede? Burada. Sana. Ama sadece sana. Tamam, söyle. Nerede kameram? Burada. Kameramda kayıtlı şeyleri aç. Aa, ne yaptın? Kayıtlı şeyi aç bir. Herkese merhaba. Mustafa'nın burada söylediği videoyu açtım. Kendisi çok sevdiğimiz bir dizi olan Breaking Bad'de konu yapmış olduğu bir dürüm vardı. Onu yapıyor. Yani huy edinmiş, onu bu ara çok yapıyor. Ve onu yaparken de video çekmiş. Gelin beraber izleyelim. Bence eğer kameraya birazcık alıştıysa bence güzel şeyler çıkarmış olabilir. Hadi izleyelim. Evet ablacığım, bugün evde yoksun. Senin olmamandan faydalanarak güzel bir dürüm yaptım. Ama bu dürüm nasıl bir dürüm olacak biliyor musun? Breaking Bad'de Jesse ile Walter White'ın Tuco'nun evinde mahsur kaldıkları ve Tuco'nun onlara hazırladığı dürüm olacak. Bakalım nasıl olacak. Breaking Bad'in ikinci sezonunun ikinci bölümünün 30. dakika 42. sahnesine başlayan bir yemek show, burrito show var. Eğer siz de merak ediyorsanız bu Mustafa'nın yaptığı şeyin ne olduğunu oradan bakabilirsiniz. Eğer izlediyseniz zaten canınız çoktan çekti bile. Ne zaman başlamıştık seninle izlemeye Breaking Bad'i? Galiba Nisan-Mayıs ayı gibiydi. Belki unutmuşsundur, o yüzden söylüyorum. Ama bence o durum unutulmaz. Unutulmazlardandı bence. Biraz da tereyağı koyuyorum. Ocağımın altını yakıyorum. Bunu ilk başta soğanı koyuyorum. Tavanın altı kızmamışken koyuyorum. Burada biberleri bence minik minik doğramalıyım. Genelde biliyorsun hacimli severim böyle sebzeleri ben yemeklerin içinde. Ama buna bence küçük küçük yapışıyor. Fatih abi şimdiden elendi bence. Bu yemeği yiyemez. Selva sever mi? Bilmiyorum. Bence sen de benim yaptığım yemekleri sevmiyorsun ama seviyormuş gibi davranıyorsun. Öyle değil mi? Böyle işte küp küp. Ah! Umarım kanamamıştır hele. Sen o dürümü yaparken, Tuco hazırlarken bir şeylerin eksik olduğunu düşünmüş müydün o dürümde? Evet. İşte tam Ebu Sufyan'ın karısının ağzına layık, iştah açıcı durmayan iki parça et. Aa! Eğer burada olsaydın ağzıma sıçardın. Bu yemek kocaman kocaman bir yemek değil. O yüzden bunları küçük parçalar halinde bence doğramam lazım. Kesinlikle daha iyi bir fikrim vardır ama şefin itimi giriyorum. Tezgizlik yiyorum ki MasterChef'ler ağzımıza sıçmasın değil mi? Ben burada böyle durdukça galiba yağ atacağım bunun için. Bunu biraz bence baharatlandırabiliriz ablacığım. Bence kim ya? Şunu ben seviyorum, sen sevmiyorsun. Karaktersiz bulduğum baharatlardan biri. Karabiber. Biraz daha tuz bence. Artık buraya alayım. Şimdi ilginç bir şey yapacağız. Bu da domates sosumuz oldu. Biraz daha domates. Biraz daha domates. Bence o dürümü gören herkesin canı çekmiştir ya. Atmalı mıyım sence bize? Ama bu biraz böyle bir yemek. Gusura bak. Domates. Böyle parçalı parçalı bir domates. Bence güzel. Biraz ya. Yine hayatımıza katmış olduğun eşsiz bir lezzet. Nasıl? Sence olmuş mudur? Ay sevgili dostlar ya, ben kamerayı evde unutmuşum, götürmeyi unuttum sizi sahile. Ama çok güzeldi ya, çok güzeldi sahilde yüzmek.
Bunu her gün yapmak isterdim. Mustafa normalde 9'da işbaşı yapıyor. Diyorum ki niye sabahları kalkıp yürüyüşüp denize girip öyle işe gitmiyorsun? Bu zamana kadar hep kendimi nasıl kandırdım biliyor musunuz? Saat hani 5.30'da kalkıyorum ya işe giderken. Diyordum ki hani bir insanın eğer alışırsa 12'de yattın diyelim 5.5 saat uyuyorsun. 5.5 saat uyumasıyla 7 saat 7.5 saat uyuması aynı şeydir. Hani bünyede aynı şey etkiyi yaratıyordur. Hani hep psikolojik gibi düşünüyordum. Hani kendimi kandırıyordum ama hiç öyle bir şey değilmiş arkadaşlar ya. Onu mesela Ramazanlarda süreyi uzatıyorlar. Biraz daha geç işbaşı yapıyoruz biz. O zaman 1 saat fazla uyuyordum. O 1 saat bile ne kadar farklı geliyor. Gerçekten az uyuyorum ya. 5 saat bence çok az. Yani ben olsam Mustafa'nın yerinde 5.5 saat uyuyup üzerine böyle güzel aktiviteler yapmayı tercih edebilir miydim acaba? Çok güzel olurdu. Çünkü her sabah görüyorum. İnsanlar yürüyor, denize giriyor sabah erkenden. Yani 9'da işbaşı yapmak büyük lüks ve 8.59'da çık iş yerinde 8.59'da oluyorsanız Mustafa evden 8.59'da çıkıyor, iş yerine 8.59'da varıyor biliyor musunuz? Hayattaki tüm şansını bunda kullanmış olabilir. Mustafa sen ne yaptın? Breaking Bad'de Tuco'nun Walter White'ı ve alıyorlar ya Tuco'nun evinde. Evet, Walter evet. White ve Jesse Pinkman. Risin mi koyuyordu içine? Risin aynen. Midir? Ben risinli bir tane yaptım sana yedirmek için ama maalesef yere düşmüştü. Yaşlı ihtiyar ve tekerlekli sandalyeye Salamanca reis düşürdü galiba. Meksika sabah kahvaltısında yapıyoruz galiba. Evet, keşke limon olsaydı ya. Lime. Lime mi? Lime olmalıydı. Evet ya, çok güzel sarmıştı Salamanca. Ona çok heves etmiştim. Sevdi hadi. Muhtemelen suyu akacak ablacığım. Hazır mısın? Ay çok da çirkin. Nasıl be? Bir lokmadan daha fazla yiyebilen. Bu kadar kötü ha. Aa çok güzel. Harika olmuş. Vıy. Arkadaşlar bu vıy bir lezzettir ya. Benim de seni çekmem lazım. Çektirme. Alttan akıyor. Anam çok güzelmiş. Çok güzelmiş arkadaşlar. Ben kapatıyorum birazcık da. Birazcık daha yiyeceğim. Atlat bakalım. Getir kameramız görsün. Vaa ne güzel erimiş dondurma. Olmaz. En güzel yerini aldım ya. Burada 3-4 tane bakım var. Bak şimdi bunu ne yapayım biliyor musun? Böyle yapıyorsun. Kenarlarındaki çikolatalar. Oha sevdi. Ne yaptın? Bunun videosu falan var mıydı böyle? Yok, yaşayarak öğrendim. Dur gitme, hamburgerimizi yapacağız. Cheeseburger yiyeceğim. Ben de. Adi bir peynirle. Bu burger böyle yapılır. Vegan arkadaşlardan özür diliyorum. Kıymamız var. Ve hamburger ekmeğimiz var arkadaşlar. Hamburger ekmeğini de biz yapacak değildik herhalde. Aslında ben yapardım. Yapardım yapmasına. Neden yapmayayım? Ben çok da güzel yapardım ha. Gerek yok. Çok güzel bir ekmeğe benziyor bence bu. Bak. Ben. Evet ne yapacağız? Şimdi bunları birleştireceğiz. Hamburger olacağız. Sen acaba bize Big Mac mi yapacaksın ya? Ben galiba size Big Mac yapacağım. Karakter. Mayonezimizi ekledik. İçine biraz hardal ekleyelim. Bir parça veriyorum. Şefim. Bir parça yeşil soğan. Şefim yeşil soğan giriyorum. Yani literatüründe bir kelime kazandırdı o kadın. Maalesef yarışmacılar da girmekli çıkmaklı konuşuyor. Bence ayıp oluyor. Bence öyle o kadar da girilip çıkılmaz ya. Yani. Bence de yani. Saçma yani. Nimet'e öyle girip çıkamazsın sen. Kafana istiyorsun. Refikalık yapıp biraz turşu suyu ekledim. İşte ben biraz bal ekleyeceğim bu sosa. Bal var mı şefim? Bal girmek istiyorum şefim. Şefim sen dilediğin gibi kime giriyorsan ne istiyorsan gir. İki şekilde etimizi yapacağız. Bir tanesini ben smash burger şeklinde yapmak istiyorum. Böyle ezecek. Sen acaba bu fotoğrafa mı özendin? Ben galiba bunu yapıyorum arkadaşlar. Bu bir hamburgerdir. Ben Pulp Fiction izliyordum demin. Galiba o yüzden bir cheeseburger'ı hak ettim. Oraya karışırsam bakın bizde olmaz. Şef kesme tahtası var. Şimdi biraz soğanlarımı giriyorum. Bunun üzerine birer tane reni atarız mideye. Ben öyle düşünüyorum. Sevde öyle de yapma bak. Ben zaten ilaç kullanmayan bir insanım.
ilaçlık duruma getirme beni. Evet arkadaşlar, ben köftemi yapıyorum. Tabii ki yıllardır ben burger yapma videoları izlediğim için 5 numaralı aynadan kıymayı çektirdim. Gerçekten çektirdin lan. Şey, İnat ettim, çektirdim. Urdan gibi kıyma o ha. Hala et yani. Löp et. Bakın şu kalınlığa bakın. Ve 5 numaralıdan çektirdim ve hiç bakın bunu hiç mıncıklamadan şöyle yapıyoruz. Bunu ben burger haritasında izlemiştim. Onun tarifi. Şöyle. Göster bakalım. Ben de merak ettim. Neyse ben videodan izlerim. Şu anda senin sırtını görüyorum. Şuraya oturabilirsin. Aa Mustafa, tartımız var. Doğru be. Ta 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 ta. Bu tartıyı kullanabileceğimiz mübarek gündür bu. Daradan, daradan yalvartma. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi hamburger köftemizde hiç sıkıştırmadan, ezmeden, bükmeden böyle bu hale getirdik. Şimdi bundan bir tane daha yapacağız. Bunu da böyle top şeklinde yuvarlak yapıyoruz. İçine asla tuz ve karabiber eklemiyoruz. Tada! Şöyle ki bizim böyle büyük bir döküm tavamız yok. O yüzden döküm tenceremizi kullanacağım. Döküm tenceremizin de dibi düz. En çok sevdiğim döküm tava şekli. Eğer en çok istediğim şeylerden bir tanesi Dyson süpürgeden sonra tabii ki. Bu arada kulaklığımı aldım biliyorsunuz. Dyson süpürgeden sonra ikinci istediğim şey Dökümcü Baba Blackbeard diye bir Instagram hesabındaki şey. Döküm tava. Çok güzel. Meldon. Deniz tuzu var ya, kosher salt diyorlar buna. Meldon. Ne zıkkımsa. İşte şimdi ondan böyle bu burgerlerimizi üzerine böyle serpiyoruz. Üzerine de karabiber. Şimdi bunu koyabiliriz. Hiç ellemiyoruz. Kendince bırakıyoruz. Köftelerin hepsini yapıp mı şey yapacağız? Yiyeceğiz. Yok, yoksa bence öyle yapmıyorum. Burada yapıp ya. Yapıp yiyelim. Ben öyle severim. Aynen. Kanka, hazır. Sevdim, çok güzel gözüktü. Gel fotoğraf bir tane şeyi çekelim. Gel yanıma gel. Şimdi ekranımıza bunu koy. Daha biraz çok in aşağı, güzel. Biraz in aşağı ya. Tamam. Nasıl? Hadi bunu kesip yiyelim. Hadi Sevdim, bir ısırık alsan, kocaman bir ısırık hadi. Hazır mısınız? Alıyorum. Ay alamam ya. Al. O. Gel Sevda buraya gel, hemen buraya gel. Ben de yiyeceğim biraz. Bakayım. Sevdi ne yaptı? Sevdi ama bir şey söyleyeceğim. Ekmekleri sanki biraz kızarsan iyi olur. Çabuk yumuşuyor ha. Sevdi süper. Sevdi harika. Niye böyle bir şey yaptın ya? Her boktan da anlamam orasını. Bunu yaptıktan sonra birazcık yağlı kağıtta bekleteceğiz. Ekmek de şahaneymiş arkadaşlar bu. Unabella diye bir marka. Nerede bulacaklar onu? Kanka Carrefour'dan aldık. Öyle mi? Sevde sos çok güzeldi be gacı. Zaten sos çok güzeldi. Sevde abla senin yapamadığın, anlamadığın hiçbir şey yok. Daha demin ustalar geldi arkadaşlar. Ya ustaya iş öğretti ve usta dedi ki ne kadar haklısın dedi. Yani evet dedi, öyle yapılması gerekiyor dedi. Her şeyden anlıyor. Bıktım ya. Oha. Oha be. Sevdi. Turşu. Turşu koydum. Turşu koydun ama ben de... Ankara'dan dünyaya ya. Gel yürüyüp gidek aya. Of, suyu nasıl akıyor biliyor musun? Şimdi arkadaşlar, çok azıcık beklememiz gerekiyor. Neden biliyor musunuz? Bunu bu yağlı kağıda koyuyoruz. Çok sevdi değil. Paket servise çıkalım lan. Evet, paket. Sadece bir dakika bekliyoruz, tamam mı? Hazır mısınız? Bakın sıkmıyoruz ve... Valla sevdi, trilyonlarca fotoğraf çektim, inşallah kızmazsın bana. Nasıl olmuş dostum be? Harika gözüküyor. Harika, gel. Al. Çok iyi. Bak. Ya olanlar bak, olmayanlar bak. Ya. Olmak hakikaten çok iyi lan. Bu tarz konularda biraz çok daha hassas olmanı istiyorum. Duman. Olan var, olmayan var. Ben anladım ki bu sosyal medya aleminde gerçekten kariyerinin zirvesindesin. Ama bu ekmeği sen yapsan var ya. Ama ekmek çok güzel. Oha, patlayana kadar hamburger mi yiyeceğim bugün?
Bugün gerçekten güzel bir gün ölmek için bence. Karaktersizlik abidesi kaşar da yakışıyor buna. Evet, yani bu arkadaşlar kiremit tozu biliyorsunuz ki. Çedar denilen şey aslında bir kiremit tozudur. Sos çok güzel. Bal var sosta. Hardal var, mayonez var. Turşu suyu var. Sen bir Refika'sın ama. Evet. Sen Refika olmuşsun. Ben gariban Anadolu'muzun mis gibi. Niye Anadolu deyince karın aslında sadece garibanlık var? Garibanlık geliyor ya. Anadolu'muzun güzelliklerinden gelen. Niye yani? Mis gibi bir hamburger. Yani bir şey övmek için illa gariban mı olması gerekiyor? Gariban bize? Seviciliği diye bir şey vardır. Var mıdır? Var. Sevde. Ama marul çok yakışıyor ya. Çok harika bir görüntüsü oluyor. Hadi Sevde. Ha, ben daha bir lokma bile alamam. Şuna bakar mısınız ya? Hadi. Bir sürüyorum. Of be Sevde, ne ağız varmış sende be. Aslanım benim. Ver şunu ver. Aman dur. Ama buraları sen toplarsın. Kusura bakma. Çok beğendim abi. Gerçekten. Arkadaşlar ben birazcık elimi yıkayıp biraz dinleneceğim, sonra görüşürüz. Ben de bayılacağım galiba.